Şimdi bu hastane 60 yataklı, 60 odalı. Bu odaların 40 tanesi de HEPA filtreli olacak. Bunun dışında çocukların kemoterapi alma dönemlerini en iyi geçirmeleri için, en iyi şartlarda geçirmeleri için HEPA filtreli ve oyun alanlarının olduğu, yani bir taraftan kemoterapi alırken bir taraftan da oyununu oynayabileceği şartlarda bir hastane yapmayı planladık. Kanserli çocukların rahat etmeleri için her şeyin düşünüldüğü, Türkiye'de çok da benzerinin olmadığı bir hastane olacak. Kayseri için ve bölge için bir ilk olacak. Aynı zamanda Türkiye'nin de en büyük nakil merkezi olacak. Buradaki hastanemiz 40 tane HEPA filtreli odası olacak. Nakil yapabilecek 40 tane oda var ki bu Türkiye çapında çocuklar için oldukça büyük bir kapasite. Ben Amerika'da yurt dışında eğitim gördüm kemikliği nakli için. Oradaki hastane çocuk dalında, çocuk hematoloji dalında Amerika'nın son 3 yıldır en büyük hastanesi. En iyi hastanesi ödülüne sahip. Oradaki hastanenin şu andaki kapasitesi 36 yatak. Yani buradaki hastane bittiği zaman ciddi şekilde hem Türkiye'ye hem de inşallah Türkiye dışındaki bölgeye hitap edecek, kemik iliği nakilleri yapabilecek bir hastane olacak. Çok ciddi bir emek var bunun arkasında. Bu hastanenin açılmasından önceki dönemde de kankaya gönül verenlerin ciddi bir emeği var. Kanka dediğimiz bir dernek. İsmi biz kısaca kanka diyoruz. Kansere Karşı Birlikte Derneği. Biz bu dernekle birlikte tüm arkadaşlarımızı, tüm dostlarımızı kansere karşı birlikte olmaya çağırdık. Ve öncelikle çocuklarımızın tedavisini yapalım. Tedavi yaparken de onların ailelerine dernek vasıtasıyla sıkıntıya düştükleri her durumda destek olalım istedik. Sonrasında da iş biraz daha büyüdü. Önce mevcut olan hastanemizi revize ettik. Şu andaki hastalarımız yine oldukça güzel şartlarda tedavilerini alıyor. Ama dernek daha da ileriye götürdü işi. Ve hastalarımız için şu anda Türkiye'nin en büyük kemik iliği nakli merkezi ve çocuk hematoloji onkoloji merkezini inşallah bir ay sonra açmayı planlıyoruz. Şimdi kanka öncelikle şeyde doğdu. Çocuk hematoloji onkoloji servisinde doğdu. Öncelikle hemşirelerimiz, doktorlarımız ve hastalarımızın bazı sıkıntılarını giderebilmek için ilk önce onların yardımlarıyla başladı. Ve yavaş yavaş da gelişti. Geliştikçe de gönül verenler çok oldu. Zaten bizim halkımız bu tür şeylerde birbirine yardım etmeyi çok seven bir halk ve halkımızın da yardımlarıyla ciddi bir mesafe kaydetti Kanka Derneği. Burada emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Öncelikle çalışma arkadaşlarımızdan başlayarak Kayserili hayırseverler her zaman olduğu gibi Türkiye'ye bir örnek daha göstermiş oldular. Burada mekanizması da şöyle yürüdü. Biz dernek olarak bu hastaneyi Kayserili hayırseverlerin destekleriyle biz yaptırdık. Daha sonra Erciyes Üniversitesi'ne bu hastaneyi bağışlayacağız. Öncelikle bir de siyasi liderlerimize teşekkür etmek istiyorum. Başta Mehmet Özhaseki olmak üzere bütün belediye başkanlarımıza, sayın valimize, herkese ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu hastanenin projesini gündeme getirdiğimiz günden beri çok çok destek aldık kendilerinden. Özellikle Mehmet Özhaseki kendisinin bakanlığı döneminde Ankara'da ziyaret etmiştik. İlk temeller sayesinde atıldı. Aynı zamanda Süleyman Çetinsay'a, Harun Yavuz, Abdullah Gülsoy, bunlar da öncülüğü çeken Kayserili hayırseverler oldu. Hepsine tek tek teşekkür etmek istiyorum sizin huzurunuzda.